Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Semra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Piyasa tarafındaki hareketlere geçmeden önce isterseniz makro tarafla başlayalım. Bugün tüketici güven endeksi geldi ve endeks Eylül ayı itibariyle 82 seviyesine yükseldi. Berat Albayrak'ta 3. çeyrek verilerinin oldukça pozitif geldiğini, iyi sinyaller, olumlu sinyaller verdiğini ve 3. çeyrek itibariyle de güçlü sinyaller verdiğini ve yılı beklenenden daha iyi tamamlayacağımızı söyledi. Siz nasıl yorumluyorsunuz makro veriler tarafında gelen bu verileri, endeksleri bize 3. çeyrek için nasıl bir toparlanmayı işaret ediyor? Ya şunu söylememiz gerekiyor. Tabii Temmuz, Ağustos ve Eylül. Şimdi 3. çeyrek aylarına baktığımızda neredeyse 2. çeyreğin tam tersi. Yani Nisan, Mayıs, Haziran'daki o panik havasını, işte ekonomilerin kapanma durumunu, Haziran'ı biraz belki dışarıda bırakarak özellikle Nisan, Mayıs'taki yani birçok ekonominin döndürülmesi adına çarkların zaman zaman çok net bir şekilde kapandığı bir ortamdaydı. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da. Ama Temmuz ayından itibaren, Haziran'da biraz bu kıpırdanma başladı ama yani 3. çeyreğin ana aylarını böyle Temmuz, Ağustos ve Eylül olarak baktığımızda bu güven endeksini de belki buna eklemek gerekiyor. Gelen tüm satın alma müdürleri endeksleri baktığımızda güven endeksleri nispeten imalat tarafındaki hareketlenme, hatta hizmet tarafında bile yani ikinci çeyreğin tam tersi bir üçüncü çeyrek yaşıyor gibiyiz. Dolayısıyla ben üçüncü çeyrekte de yani güven endeksinin de insanların o tüketim tarafında her ne kadar hala zaman zaman soru işaretleriyle yani pandemi kaynaklı o psikolojiyle hareket ettiğini biliyor olsak da yani Temmuz, Ağustos, Eylül'de biraz daha bu konuda aslında piyasada da daha iyimser bir görüş hakimdi. Dolayısıyla birinci çeyreğe benzer bir büyümeyi veya yakın bir büyümeyi de üçüncü çeyrekte bu başlık altında görebileceğimizi düşünüyorum. Ve 1-2 ve üçüncü çeyreklerin de neredeyse birbirini büyüme anlamında nötrleştirebileceği, belki biraz dördüncü çeyrekteki ivmelenmenin işte o ikinci çeyreğin negatifliğini ne kadar ortadan kaldırabileceğini şimdiden düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla evet. Yani birçok kalemde 3. çeyrek şu an için iyi geçmiş gözüküyor. Evet. Evet, evet. Peki şimdi yani 3. çeyrek için herhalde en büyük risk enflasyon tarafı. Enflasyonu tetikleyen en önemli unsur da aslında kur. Şimdi kur tarafına baktığımızda son günlerde sert bir yükseliş görüyoruz. Yani neredeyse her geçen gün yeni bir rekora şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla da gözler bu hafta biraz daha Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Merkez Bankası'ndan önce şunu sorayım. Yani kur tarafındaki bu yükselişin ana tetikleyicisi, ana nedeni nedir? Yani küresel piyasalardan, özellikle de doların güçlenmesinden kaynaklanan bir TL'deki bir değer kaybı mı? Yoksa Türkiye özelindeki gelişmelerde TL'nin değer kaybında etkili oluyor mu? Şimdi son dönem bir nebze Amerikan dolarının değer kazanımında evet kurda yani 7.50 üzerindeki etkide bir nebze günlük bazda görüyoruz diyebiliriz. Ama TL tarafı özellikle yılın ilk yarısında yani o pandemi sürecinde gelişmekte olan ülke para birimlerini değerlendirirken aslında orta sıralarda bir değer kaybı ve hatta %12-13 gibi bir değer kaybına diğer bazı Brezilya, Güney Afrika, işte Rusya gibi zaman zaman baktığımızda para birimleri içerisinde biraz daha iyimser kalıyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsam. Sonrasında ise aslında Sayın Bakan'ın da ifade ettiği biraz daha rekabetçi bir kur beklentisiyle yılın ikinci yarısı yani 6. aydan sonraki süreçte biz aslında biraz daha iç dinamiklerle hareket eden bir kur gördük. O da nedir? Aslında bu işte enerji tarafına odaklandığımız ve burada gelen sürpriz haber sonrasında aramaların Akdeniz'de de yoğunlaştığı bir ortamda Yunanistan, Fransa, belki Avrupa gerginliği bir nebze TL üzerinde baskı yarattığını ben düşünüyorum. İkincisi işte son çalışmalar sonrası birçok kredi derecelendirme kuruluşu notu değiştirmese, görünümü değiştirmese de en sonunda bir not değiştirme yani negatife dönen bir kademede aşağı aldığı
bir not düzeltmesi gördük Türkiye açısından. Bu bir ikinci bence kur üzerinde etkili bir durum gösteriyor. Bir üçüncüsü de aslında yılbaşından beri paranın biraz daha gelişmekte olan piyasalara gittiğini pandemi esnasında düşünürsek, bu zaten bizim gibi ülke para birimlerinin zayıflamaya doğru gideceğinin bir göstergesiydi. Fakat Türkiye'de haftalık bazda açıklanan verilerde hem iç borçlanma senetlerinde hem hisse senedi piyasasında para çıkışının işte 12-13 milyar dolara kadar devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Bunun da azalmasına rağmen henüz sonlanmadığını görüyoruz. Şimdi bunları üst üste koyduğunuzda, bir de gelişmekte olan ülke paketine baktığınızda para birimi açısından, yani kurun belki biraz daha pozitif kalabilirdik. Yani bu enerji aramalarımızı özellikle Yunanistan ve işte Fransa denklemi içerisinde netleştirebilirsek ayrıca bir pozitif etki kur tarafına görebiliriz. Ama şu an için konjonktür biraz daha bu para birimleri üzerinde bu baskıyı ve bu gibi ekstra durumlarda da para biriminin ekstradan değer kaybetmesini gösteriyor. Dolayısıyla ben bu üç başlığa bağlıyorum. Doların son birkaç gündür değer kazanması dünya genelinde, ayrıca kuru da 7.60 üzerinde fiyatlamaya doğru ittiği gibi gözüküyor. Türkiye bu başlıklardan sıyrılırsa o zaman enflasyon belki önümüzdeki dönem biraz daha yüksek kalmaya devam edecek, ama hem enflasyon tarafında hem de kur tarafında doğal bir denge arayışı biraz daha aşağı seviyelerde olma ihtimali var. Dolayısıyla bulunduğumuz yol biraz bu zorlukları da görmemiz, yaşamamızı gerektiriyor gibi gözüküyor şu an için. Şimdi rekabetçi kur diyoruz. Evet, ihracat tarafında rekabetçi kur çok önemli. Yani dış ticaretin dönüştürülmesi, ithalatın azaltılması, ihracatın artması, ihracatçının rekabet gücünü artırması açısından çok önemli. Ama ihracatçılarla konuştuğumuz zaman da TL'deki değer kaybı nedeniyle fiyat kırmaları istendiği söyleniyor ihracat tarafına. Dolayısıyla yani rekabetçi kurun avantajlarını tam olarak ihracatçının hissedemediğini görmeye başladık. Şimdi dolayısıyla hani bunun enflasyonu tetikleyen unsur olmakla rekabetçi kur olmak arasında ince bir çizgi var aslında. Dolayısıyla hani bu ince çizginin şu anda biz tam olarak neresindeyiz sizce? İşte tam da o söylediğiniz ve ihracatçı kurumlarla da konuştuğunuzdaki o görüş açısı tam Merkez Bankası'nı bence devreye sokuyor. Katılıyorum. Yani böyle bir rekabetçi kurla gitmek, ne kadar değersiz bir paranız varsa dan yola çıkmak değil aslında. Biz reel efektif döviz kuru, yani bizim ticaret yaptığımız ülkelerin enflasyon dışarıda bırakılarak nasıl bir para birimi değerleri var birbirine, ona baktığımız değer aslında o, doğru. Ama şu da bir gerçek, yani ülkenin hikayesinin iyimser olması ama aynı zamanda piyasadaki para biriminin de, yani ticaret hacmindeki o TL para biriminin de nispeten rekabetçi olması belki ihracat yapan firmaların en çok isteyebileceği nokta. İşte bu noktada Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar noktasında kendi ana başlıkları içerisinde bir şey yapması lazım, bir değişime gitmesi lazım. Çünkü daha önce hatırlarsanız 7.50 gibi bir enflasyon hedefinden kendi enflasyon raporunda 8.90 gibi bir revizyona gitti. Çok da doğru bir şekilde enflasyonun pandemi kaynaklı ve işte ürüne ulaşım sıkıntısından yaratılabilecek bir maliyet veya işte fiyat enflasyonu oluşabileceğini de doğru tespit etti. Ve artık biraz daha yukarıda bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı söyledi. Ama faiz tarafında buna ayak uyduracak bir sisteme ihtiyacımız var. İşte bunu Perşembe günü alt üst bant veya geç likit değili mi düzenleyecek, yoksa evet, politika faizinde bu revizyonla mı devam edecek? İşte o ihracatçıların o noktadaki rekabetçi kur algısından biraz da iyimser bir piyasa algısına dönmesini sağlayabilecek bir toplantı gibi geliyor bana Perşembe evet günü. Yani politika faizinde bir değişiklik yapmayacak, bunun yanında diğer araçlarla düzenlemeye mi çalışacak piyasadaki likiditeyi diyorsunuz?
Yani öyle gibi gözüküyor ama bence enflasyon hedefinizi 1,5 puana yakın değiştirdiyseniz ve biz hatırlarsanız çok da ortalama fonlamanın altında yani 7,30-7,35'lerde de Merkez Bankası piyasayı fonladı. Çok düşük kredi ve yüksek oranlarda kredi de bu oranlarda piyasada sağlandı. Ama şimdi geldiğimiz noktada enflasyon bizden kaynaklı olan kısmı var, olmayan kısmı var. Yukarıda bir yerde gerçekleşecek diyorsak aslında bu yaptığımız revizyonu bence faiz üzerinde de yapmamız gerekiyor normal şartlarda. Ama yine alt üst bantları da biraz daha genişletebiliriz. Yani 150 bas puan değil 200 bas puan yapabiliriz. Bu sefer kur içerisindeki oynaklığında yıl sonuna kadar daha az oynak bir aralıkta hareket edebileceğini görürüz. Ve bence piyasada Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisiyle faiz beklentisini bir noktada pekiştirmiş olur. Şimdi bunu ne kadar yapacak yapmayacak Perşembe günü inanın piyasada çok emin değil. O açıdan da biraz böyle işte beklentiler ne diyelim bu anketlere yapılan öngörüler çok tutarlı gitmiyor gibi geliyor bana. Peki son olarak altını da sorayım. Yatırımcılar çok merak ediyor ama altında da çok sık görmediğimiz bir tabloyu görüyoruz aslında. Yani yatırımcıların güvenli limanı olan altında biz bu kadar günlük sert hareketler görmeyiz. Hani genelde olan tablo budur. Ama bugünlerde baktığımızda 50-60 dolarlık farklar görüyoruz. Oldukça sert bir dalgalanma var. Bugüne baktığımızda 1905-1900 dolarlar seviyesinde. Ne bekliyoruz altınla ilgili? Yani altını bu kadar sert dalgalanmaya iten ana unsur nedir? Şimdi gram altın yani TL altın tarafındaki yatırımcılar aslında kurun yukarı gitmesi ve ons altının aşağı gelmesiyle gram altında yine nispeten 465-470 TL arasında bir dengelenme yaşıyorlar. Yani burada çok bu döngü değişmezse eğer bu aralıkta da bir gram altında devam edilebilir birkaç gün daha öyle gibi gözüküyor. Ama ons altında şöyle enteresan bir durum oldu. Özellikle dün 1882 doların test edilmesiyle aynı pandemi sırasındaki riskten kaçarken dolara ve tahvile yönelen piyasalar altında da güçlenen dolarla birlikte satışa ters etkiyle satışa neden oldu. Ve bu durumda aslında altın aşağı doğru inmelenmesine neden oldu. Ons altının. Ben eğer 1900 doların altında kalmaya devam ederse ons altın bir nebze bu beklentiyle ons altının ekstradan bir aşının bulunması, ekstradan bir Amerikan seçimlerinin piyasayı sarsmaması gibi bir sonuç da eklemek gerekir üzerine. O zaman 1800-1900 dolar aralığına tekrar gerileyeceği düşünüyorum. Çünkü bir buçuk aydır çok kısaca şunu da ifade edeyim. Ne altın fon miktarında ne de altının yükselişini düşünen pozisyonlarda çok net bir artış yok. Bu da bir yataylaşmayı gösteriyor. Dolayısıyla ons altında biraz da aşağı doğru baskının devamını görebiliriz diye düşünüyorum. Yani salgının ilk günlerinde gördüğümüzü hatırlattınız aslında. Yani salgının ilk günlerinde biz ne gördük? Bütün yani hem emtia tarafında hem de hisse senetleri tarafında sert Doğru. düşüşler gördük. Bu da insanların o dönemde nakide dönme ihtiyacından kaynaklanmıştı. Aynı şey şimdi yani yurt dışı borsalarda da bir sert satış dalgası var. Dolayısıyla hani ikinci dalgaya dair endişeni getirdiği bir durum değil herhalde, değil mi? Altındaki bu sert düşüş. Ben aynı şekilde düşünmüyorum. O benzetmeyi şundan yaptım. O zaman doğru söylüyorsunuz. Bir likitte sıkışıklığı vardı. İnsanlar altınlarını bozup o likitte için teminat göstermek için kullandılar. Şimdiki o değil ama şimdiki beklenti de hani pandemi kaynaklı bir riskin, ekonomik riskin tekrar oluşabileceği etkisi dolar ve tahvile yöneltti Amerikan tahviline. Dolar yukarı, altın aşağı gelmesinin nedeni de yeterli talebin eskisi kadar yani pandemi esnasının başında da olmadığı kadar bir talep azlığı olduğundan doğal olarak fiyat aşağı gelmiş gibi oldu. Yani likitte beklentisinden değil biraz da doların etkisinden altını aşağıda görüyoruz. Dolar yukarı doğru hareket etmeye devam ederse Amerikan doları ons altında da ben 1900'ün altında bir kalıcılık sağlanabileceğini düşünüyorum. Ama 1-2 gün yani piyasalar belirsiz ama böyle çok da bir fırtına kopacak gibi bir havada gözükmüyor şu an için. Peki çok teşekkür ederiz Tonguç Bey. Çok sağ olun yayınımıza Ben katıldığınız teşekkür için. ederim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la değerlendirdik.